Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu yönlü açılar olacak. Konu anlatımını çalışacağım. Sesimse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 11. sınıf matematik yönlü açılar 4. testi olacak arkadaşlar. Daha önce ilk 3 testi de çözmüştük hatırlarsanız. Ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm konu pekiştirme testlerini sırasıyla tüm testlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ki ayrıca hem yönlü açılarla ilgili hem de arkadaşlar 11. sınıfla ilgili çok soru çözmek istiyorum diyen arkadaşlar için MEB'in yine tekrar testleri, kazanım kavrama testleri, bakın 4 dörtlükler de dahil olmak üzere mobil uygulamaların hepsini de arkadaşlar öneriyorum sizlere. Kanalımda hepsinin oynatma listeleri mevcut. Tüm kitaplar tamamlanmıştır. 4 dörtlükleri de tamamlıyoruz. Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Nasıl bulacaksınız? Bu videonun açıklamalar kısmına arkadaşlar, burada gördüklerinizin hepsinin linklerini koyuyorum. O linklere tıkladıkça buradaki oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Hem matematik hem de fizik. Fizik anlatımlarımda da çok iddialıyımdır arkadaşlar. Bilenler bilir. Tamam mı? Özellikle 11. sınıf fizik çok feci şekilde rağbet görmekte kanalımda. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, Ahmet saat tam 2.30'da spor yapmaya başlıyor. Tam da saat 2.30 olmuşsa arkadaşlar, herhalde gündüz vaktidir değil mi? Gecenin bir vakti spor yapılmaz. Ahmet, buradan Ahmet'e selamlarımızı gönderiyoruz, güzel isim. Spor salonundan çıktığında akrep ile yelkovanın tam üst üste olduğunu görüyor. Vay be, tam üst üste. Buna göre Ahmet spor salonunda en az kaç dakika kalmıştır? Güzel. Arkadaşlar şimdi gidişata bir bakalım. Şu benim yelkovanım, akrebim, bu da yelkovanım. Biraz büyük yaptım. Ne olacak? Bu arkadaş yarım saat sonra tam 3'e gelecek, değil mi? 3'ü biraz geçtikten sonra bu gelecek, bunu yakalayacak, üst üste binecekler. Yani bu arkadaşlar şurada 3 ile 4 arasında üst üste binmiş olacak değil mi? Burada. Güzel. Şimdi gelin bunu bir analiz edelim arkadaşlar. Neler oluyor, neler bitiyor. Ama ondan önce seninle şuna bir karar verelim. Şurada şurayı kullanacağım. Arkadaşlar, şunu görebilmen için saat 1'i bir düşün. Saat tam 1'de akrep ve yelkovanın konumu bu değil mi? Saat 2'ye gelmesi için yelkovan ne kadar dönüyor? Tam 1 saat için yelkovan 360 derece dönüyor değil mi? Yelkovanın 360 derece döndüğü yerde akrep ne kadar dönüyor arkadaşlar? Hop, 1 bölme dönüyor. Bana bu 1 bölmenin kaç derece olduğunu söyler misin? Hocam bundan kolay ne var? 12 tane bölme var. 360'ı 12'ye bölerim. Akrep de 30 derece döner dersin. Doğru mudur? Doğrudur. Arkadaşlar, yelkovanın 360 derece döndüğü yerde aynı zamanda sevgili akrebimiz de 30 derece dönüyor. Çünkü 1 bölme. 12 bölme var ya. Bunda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şimdi soruyu böyle çözeceğiz. Arkadaşlar, yani bak, benim akrebim şu kadar geldi. Şu kadar. Kaç derece gelsin? X kadar gelsin. Arkadaşlar, benim sevgili yelkovanım da bu kadar gelmeyecek mi? Evet. Ne dedim? Bak, 1'e 12 oranı var değil mi? 30'a 360. Yani K'ya ya da X diyelim. X'e 12X. Yani akrep X derece döndüğünde sevgili yelkovan da 12X kadar dönecek. Doğru mudur? Doğrudur. Harika. Şimdi sevgili arkadaşım, bana şunu da söylemen lazım. Bak, burası 12x, burası da x. Şurası o zaman kaç eder? 11x yapar değil mi? Bak, şurayı bana söyle. 12x eksi x 11x değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar, bu 11x kaça denk geliyor? Kaç dakikaya? Çünkü bana dakika olarak sordu. Ben sonra 12x'i bulacağım. Ya da şunu söyleyebilirsin. Şuradaki dakika ki ekleyelim. Bak, buraya kadar kaç dakika var arkadaşlar? 30 dakika değil mi? 30 dakika. Artı şuraya kadar da 1,5 olduğu için. Tam şuraya kadar da arkadaşlar kaç dakika var? 10 dakika var değil mi?
Hop, 10 dakika var. Artı sevgili arkadaşlar şuradan şuraya 5 dakika. Değil mi? Şu iki arkadaşın arası 5 dakika. Bu tam buçukta olduğu için bu da tam bunun yarısı olduğuna göre. Şurası da 2,5 dakika değil mi? Evet öğretmenim. Yani toplamı arkadaşlar şuranın kaç dakika yapar? 42,5 dakika. Değil mi? Çok güzel. Şöyle de diyebilirsin. 42,5 dakika artı şuradaki x, şu x eşittir toplam 12x. Değil mi? Güzel. Ya da benim sana baştan söyledim. Burası 12x, burası x ise 11x eşittir 42,5 dakika. Değil mi arkadaşlar? Harika. Sen neyi arıyorsun? Sen 12x arıyorsun. Çünkü kaç dakika geçmiştir diyor değil mi? Şurayı soruyor bana. Arkadaşlar x'i bulmak üzere 11 tane x eşittir 42,5 dakika ise 11'e bölüyorum. 11 buraya gitti bölüm halinde. Ben neyi arıyorum? 12x'i. Her iki tarafı 12 ile çarpıyorum. 12x işte bu kadardır arkadaşlar. 42,5 dakika çarpı 12 bölü 11. 42,5 ile de 12'yi çarparsam 510 çıkıyor. 510 bölü 11 dakika oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Harika. Olup biten bu. Gayet açık ve seçikte anlattığımı düşünüyorum. 2 ile devam edelim arkadaşlar. İkinci soru çok da tanıdık. A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsü verilmiş. Buna göre A'nın ölçüsünü 3'e böl, B'nin de 2'ye böl. Bunları sonra topla bana diyor. Hatırladınız mı arkadaşlar? Hangi soruyu hatırladınız? Hop. Ben buradan hemen 3. adım, 3. testin 1. sorusunu hatırladım arkadaşlar. Aynı zamanda 4. sorusunda da benzer bir şey yaptık. Ki 1. soruda çok çok detay yaptık. Hemen burada hızlıca yapalım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şunu bak 3'e böleceğim. Önce ne yapıyorum? 43'ü 3'e bölüyorum. 3'e böleceğim ya. Böldüğümde ne oluyor? 1 kere 1, 3, 13, 4 kere değil mi? 12, 1. Arkadaşlar 1 derece arttı. 14 derece 3'e böldüğünde. Şimdi bu arkadaşın 3'te 1'i arkadaşlar bir kere helalinden 14 derecesi var. Çünkü 14'e böldüm ya. 14 derece. Ama hocam 1 derece arttı. Bu 1 derece nereye gidecek? Şuraya yollayacağım işte bunu. 1 derece kaç dakika yapar arkadaşlar? 60 dakika yapar. Bu arkadaşın bir de 21 dakikası var. Değil mi? Hop ne olur? 81 dakika. Şimdi 81 dakikayı hala 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Aa bu tam çıktı. Değil mi arkadaşlar? Bu da kaç yapar? 2, 6, 27, pardon 21. Şurası 7 olacak. 27 dakika. Tam kemiksiz bölündü değil mi arkadaşlar? Güzel. Bir de 27 dakikası var bu arkadaşın. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Hala 3'e bölüyorum. 36'yı 3'e bölüyorum. Bu da 12 artık. Lafı uzatmayalım. Harika. 12 saniye. Arkadaşlar bu arkadaş bulundu. Şimdi bulmam gereken şu arkadaş. Şimdi beta'yı 2'ye bölüyorum. Ne yapıyorum? Bak 23'ü 2'ye bölüyorum. 11 kere var. 22. 1 derece arttı gene değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi bak bu arkadaşın yine helalinden bir 11 2'ye böldüğümde 11 derecesi var. Güzel. Bu 1 derece nereye gidecek? Bu arkadaşın 33 dakikasına eklenecek. 1 derece 60 dakika yapar. 60 dakikaya bir daha 33 dakika eklersem 93 dakika yapar değil mi arkadaşlar? 93 dakikayı şimdi 2'ye bölüyorum. Bu arkadaş da 46 yapar. 92. Bak 1 dakika arttı. Arkadaşlar ancak 46 dakikayı yazmayı unutma. 46 dakika. Çünkü 3'e böldüm ben bu arkadaşı. Kimi? 93'ü. Ah, sonucuma burada bir 1 dakika. Bu 1 dakikayı yine arkadaşlar şu saniyeye ekliyorum. 1 dakika 60 saniye yapar. 60 saniyeye 24 saniye eklediğimde 84 saniye yapar. Şimdi bunu 2'ye böl. Bu da 42 saniye yapar. Onu da mavi ile işaretleyelim. 42 saniye. Ne dedi? Topla bana bunları dedi. Topluyorum. Şu iki arkadaşı topladığımda 54 saniye. Sadece burada var.
Bunu işaretler yürürüm eğer test çözüyorsam. Ama ben sana anlatıyorum şu an. Bak bunları da topladığımda kaç yapar arkadaşlar? 73. 73 dakika bak 60 var. 60'ı ne kadar geçmiş? 13 dakika geçmiş. Elde var 1. O 1'i nereye ekleyeceğim? Şuraya işte dereceye. Burası 25 eder. Elde var 1. 26 derece. 26 derece 13 dakika 54 saniye geçmiş olsun. Okey Tomento. Harika. 3 numara gelsinler arkadaşlar. 3 numaralı soru da şöyle söyler. Aa, bu kolaydı ya. Benim çok şey hoşuma gitti. Aşağıda verilen dişlim çarklarından A merkezli çarkın yarıçap uzunluğu B merkezli çarkın yarıçap uzunluğunun 3 katıdır. Hiç laf uzatmıyoruz. Burası R kadarsa burası da 3R kadardır. Tamam mıyız? Tamamız. Çarklar birbirine bağlı olarak hareket etmektedir. A merkezli çark yani şu arkadaş pozitif yönde yani şu yönde arkadaşlar 4 pi bölü 3 radyan. 4 bölü 3 pi radyan döndüğünde B merkezli çark kaç radyanlık yönlü açı ile döner? Sevgili arkadaşlar bir kere bak bu arkadaş şöyle dönüyor ya hepsi de aynı şey. Böyle diyeceğim. Tam bu bitişine çizdim ki bu arkadaş böyle dönerken bu arkadaş da böyle döner. Negatif dönecek. Değil mi? Yani cevabımın negatif olması lazım. Negatif, negatif. Aynen kabul. Burada benim fark etmem gereken şu. Şimdi çevre 2 pi r formülüyle bulunuyor. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Yani bu arkadaşların çevreleri arasındaki oran sevgili arkadaşlar yarı çaplarıyla direkt orantılı, karesiyle değil. Yani bu arkadaşın çevresi 1ç ise bu arkadaşın çevresi 3ç olur değil mi? Harika. Çünkü bu 2 pi r bu arkadaşı r'si 3r olduğu için 6 tane olur. 3 çevre. Bu şu demektir arkadaşlar. Bu arkadaş 1 tam tur döndüğünde bu arkadaş 3 tam tur döner değil mi? Çünkü şu nokta bak hop 3ç kadar dönüyor. Bu arkadaşın 3ç dönmesi için 3 tur. Bu 3 tur atar, bu 1 tur atar. Yani şu arkadaş bunun 3 katı kadar döner. Yani bu 4 pi bölü 3 kadar döndüyse bu arkadaş bunun 3 katı kadar döner. Höbölöp löp 4 pi kadar. Ama nasıl? Ters yönde. Okey Tomento. Tereyağından kıl çekercesine çözdük arkadaşlar. Konu bu kadar yani. Hiç lafı uzatmanın anlamı yok. Polemiğe de girmenin anlamı yok. Alfa 60 ila 3760 arasındaymış. Esas ölçüsü 70 derece olan kaç alfa ölçüsü vardır? Sevgili arkadaşım hemen ben sana 3. testin 6. sorusunu hatırlatıyorum. Orada aynısını çözdük. Hatta 9'u çözerken de biraz bununla ilgili konuştuk. Bakmanı tavsiye ediyorum. 6. soruyu baksan yeterli zaten ama 9 da çok öğretici. Bakmadıysan bak. Arkadaşlar bak burada esas ölçüsü 70 diyor. Yani alfa denen şey arkadaşlar şöyle bir şey. Bir 70'i var bu arkadaşın artı 360 çarpı n. Yani bu n dediğimde sevgili arkadaşlar tam sayı. Yani n 1 olduğunda bak 1 olduğunda 360 ekle ne olur? 430 derece olur. 2 olursa 720 ekle... 60 arasındaymış ya. 0 da verelim arkadaşlar. 0 verirsek n 0 olursa 70 derece değil mi? Çünkü 60 ile 3760 arası. 0 verince bu. 1 verince bu. 2 verince arkadaşlar 2 verdiğimde gider. En son şu aralığa gelene kadar sevgili arkadaşlar bu arkadaşa 10 verirsem kaç olur? 3600 n eşittir? Şöyle diyeyim. N eşittir 10 için. 3600 artı 70 3670 yapar. 3670 tam bu aralığa düşer. En sonda da arkadaşlar 3670'i görürsün. Değil mi? Harika. Bak burada kaç tane eleman var? Kaç tane alfa? Bak buraya N'yi 10 verdim. Burada N 1 idi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane burada var. Bir tane 0 ile buldum. Bir de bu var. 11. Ya da arkadaşlar yine orada anlattığım üzere terim sayısı şurada anlatmıştım. Orada bakabilirsin. Son terim 3670. Eksi ilk terim 70.
bölü artış miktarı 360 artı 1. Tamam. Hocam bu ne ya diyenler için 3. test, 6. soruyu son kez hatırlatıyorum. Okey, tomento. 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 5 de şöyle söyler. ABC üçgen, BCD noktaları doğrusal. BAC alfa bu kadar, beta da bu kadar. İkisi verilmiş arkadaşlar, şu arkadaşlar. Buna göre teta aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, çok geç öğrendiğim, öğrencilik yıllarımda çok geç öğrendim. Öğrendiğimde de çok sevindiğim bir şey var arkadaşlar. Hep uzun yoldan giderdim. Bir üçgende iki iç açının ölçüsünün toplamı, yani alfa artı teta, kendilerine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşittir. Budur arkadaşlar. Çünkü burası 180'den şu ikisinin toplamını çıkarman lazım ya. Böylelikle şunla şunların toplamı da 180 olduğuna göre şunların toplamları hep 180 olacak. Güzel. Arkadaşlar alfa ile teta'yı toplarsam beta yapar. Bana neyi soruyorsun? Teta'yı. Demek ki teta beta eksi alfa. Yani beta'dan alfa'yı çıkartacağım. 120 derece. 27 dakika 35 saniyeden 82 derece 38 dakika 40 saniyeyi çıkartacağım. Arkadaşlar bak bunu buradan getirebilirsin. Sen normalde evinde yaptığın onluk sayılık sistemde de bu çıkarma işlemini yapıyorsun. 35'ten 40 çıkar mı? Çıkmaz. Bu yüzden buradan 1 dakika alırsın. Yani 60 saniye alırsın. Burası ne olur? 26 dakikaya düşer. Buradan 60 saniye ekleyince burası ne olur? 95 saniye. Şimdi 95'ten 40'ı çıkar. 55 saniye. Sonra gelirsin burada 26 dakika kalmıştı. 26'dan 38 çıkmaz. Gelirsin komşudan bir 60'lık borç alırsın. Yani 1 derece borç alırsın. 60'ı buraya eklersen de kaç olur arkadaşım burası? 86 dakika yapar. Bundan şimdi 38 dakikayı çıkartırsın. Burada çıkarttığında da ne olur arkadaşlar? Hop 8. 86'dan çıkartıyorum. 48. Doğru mudur? Doğrudur. Buradan bir borç almıştık. Burada 119 derecemiz kaldı. 119'dan da 82'yi çıkart bir zahmet. 7, 37 derece. Konu kapanmıştır arkadaşlar. Bu soru da böyle çözülür. Hep komşudan alıyoruz ya. Komşu komşunun külüne muhtaçtır biliyorsun. Gördüğünüz üzere onluğa da muhtaçız, 60'lığa da. Komşuda ne varsa artık. Geldim 6'ya. 6 da güzel soru arkadaşlar. Yukarıdaki saat tam 12'yi gösterdiği andan itibaren saatin yel kovanı 2040 derece döndüğünde saat kaçı gösterir? Hayda! Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. Bak bu arkadaş 360 derece döndür. Döndürdüm. Ne oldu? Buraya geldi. Akrep nereye gelir? 1'e. Daha sonra bir daha 360 dönersen hop 2'ye, bir daha dönerse 3'e, sonra 4'e, sonra 5'e, sonra 6'ya diye gider değil mi? Her 360'da. O zaman şuna bakalım ya. 2040'ın içinde kaç tane 360 var? Esas ölçü değil mi? Güzel. Kaç kere var? 5 kere var. Hop bu 1800 yapar. Artan da 240 derecedir. Arkadaşlar bu işte şudur. Sevgili Yelkonova Hanım 5 tam tur atar. Bu arkadaş 5 tam tur attığında da 1, 2, 3, 4, 5 akrep buraya gelir. Yelkovan da buradadır. Ve arkadaşlar bizim Yelkovan hızını alamamış, bir 240 daha dönmüş. 240 döndüğünde nereye gelir? Sevgili arkadaşlar 12 bölme. Bunun aynısını şeyde yaptık canım. Değil mi? Bak birinci soruda konuştuk. Her bir bölme ne kadardı? 30 dereceydi. Çünkü tamamım benim 360 derece. 12 tane ara var değil mi? 9, 8, 7. Resmen saat yaptık iyi mi? Bak 10, 11, 12 ara. Böldüm de 12, 30 derece yapar. Arkadaşlar 240 derece kaç tane yapar? 8 tane yapar değil mi? 240, 30. Yani 1, 2, 3. Senin sevgili yel kovanında tam da burada durur. Tabii 5'ten de biraz ilerlemiş olur bu arkadaş. Saat kaç olur? 5'i 40 geçiyor olur. Tamam mı? Tamam. Ya da halk arasında ne deriz? 6'ya 20 var deriz buna.
Evet sevgili arkadaşlar, sadece herkes öyle diyor canım. Ama İngilizler herhalde 40 past 5 derler herhalde. Evet, 7 ile devam ediyoruz İngilizce tersinden sonra. Bir ABC üçgeninde A açısı bu kadar, B açısı bu kadar. Buna göre C açısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir 180 derece. Şimdi bu iki arkadaşı topluyorum. MA ile MB'yi, ölçülerini topluyorum. Topladığımızda ne çıkar arkadaşlar? Topladım. Şurası 89. Bak 89 saniye arkadaşlar. 60'ı geçti. Kaç geçti? 29 saniye geçti. Elde var 1. 1.60'lık var. Orayı nereye ekleyeceğim? Dakikaya. Burayı topladığımda kaç? Yine 69. Elde de var 1. 70 dakika. Arkadaşlar 60'ı yine geçtim ben değil mi? Hop. Ne kadar geçtim? 10 dakika. Elde var 1. 1.60'lığı buraya verdim 1 derece olarak. Şurayı topladığımda kaç yapar? 101 yapar. 1 de elde var. 102 derece yapar. Arkadaşlar 180 dereceden çıkartacağım. Bunu da ikinci soruda yapmış mıydım? Evet. İkinci testte yaptıydık galiba arkadaşlar. 90 dereceyi çevirirken anlattım ben sana nasıl çevirdiğini. Bak burada da 180'den çıkartacağım ya. 180 derece 0 dakika 0 saniyeden 108, 10 ve 29. Şimdi bunu yapmam biraz zor olur. En güzeli şu arkadaşı şöyle yapmak. 180 derece 0 dakika 0 saniyede. Bak sevgili arkadaşım şuradan 1 derece al. 179 derece. 1 derece ne yapar? 60 dakika. Burası da 60 saniye. Şurayı yine dolduramadım. Buradan da 1 derece alalım. O zaman burada ne olur arkadaşlar? Bak 179 derecen duruyor. Buradan 1 derece alıyorsun. 60 saniye yapıyor. 59 dakika. Burası 60 saniye yapar. İşte budur. Arkadaşlar bu işte 180 derecenin bir başka yazılış şekli. Ben buradan bunu çıkartacağım. 102, 10, 29. Hayırlı uğurlu olsun. Çıkart 31. Çıkart 49. Allah'tan burada el demel diyor. Buradan da bunu çıkarttım 77. Geçmiş olsun. Nerede o? Bursa şıkkında. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Harikulade. Geldim 8. soruyla testin son sorusu ve testi tamamlıyoruz. Bir mağaza satışlarını artırmak amacıyla patron çıldırmış arkadaşlar. 100 liralık her alışveriş için bir çevirme hakkı vererek müşterilerine hediye dağıtmaktadır. Teşekkür ediyoruz patrona. Çark her seferinde kaldığı yerden aynı yöne doğru döndürülmektedir. Bak bu şekilde döndürüyoruz arkadaşlar. Çark dönüyor. Okumuz burada sabit. 250 liralık alışveriş yapan Belma. Çok güzel bir isim. Buradan Belma isimli bütün arkadaşlara selamlarımızı gönderiyoruz. Arda arda iki kere çeviriyor. Evet çünkü 100 lira artı 100 lira artı 50 lira çevir çevir. Burada çevirmiyor. İki kere çeviriyor. Önce 1620 derece daha sonra da 79 pi bölü 3 radyan ölçülerinde çevirdiğine göre Belma'nın kazandığı hediyeler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar esas ölçüsüne bakacağım. Neden? Çünkü ben bu çarkı döndürdüğümde 360 derece döndüğünde yine aynı görüntüyle karşılaşırım değil mi? Anahtarlık yine buraya gelir. Sonra bir daha döndürürüm. 720 derece döndü. Ne yapacağım? Esas ölçüsünü bulacağım. 1620'yi 360'a bölüyorum arkadaşlar. 4 kere var. 1440. Çıkarttığımda 0,8, 180 derece. Arkadaşlar bu çark 4 kere tam dönmüş. Sonra 180 daha dönmüş. Bu arkadaş 180 derece döndüğünde buraya ne gelir? Tabii ki çanta gelir. Değil mi? Çanta. Arkadaşlar birincide hop çantayı kaptık. Güzel. Sonra buradayken, çanta buradayken böyle düşün. Çanta buraya geldi. Çanta buraya geldikten sonra da arkadaşlar 79 pi bölü 3. Bunu da nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hızlıca yapacak olursak. Ben şöyle yapıyordum. 2 pi, 2 pi gidiyoruz ya. Payda 3 olduğu için 6 pi bölü 3. Ya da ezbere, sizin ezberlediniz.
Paydanın iki katı olan yani 6'ya 79'u 6'ya bölüyorum. Kaç tane var? Çünkü ben 79 pi bölü 3'ün içinde kaç tane 6 pi bölü 3 var onu merak ediyorum. 6'ya bölüyorum. 1, 6, 19, 3, 18, 1. Arkadaşlar 13 kere 6 pi bölü 3 var. Dönmüş 6 kere. Bu sefer daha kuvvetli döndürmüş. 13 kere döndü. Sonu bir tane daha pi bölü 3 kadar dönmüş arkadaşlar. Hop şu 1'i işte şuraya yazıyorum. Pi bölü 3'ün başına 1 yazıyorum. Bu arkadaş pi bölü 3 kadar daha dönmüş. Pi bölü 3 dediğim şey de 60 derece değil mi? Çünkü pi 180 olduğuna göre 180 bölü 3 60 yapar. Sevgili arkadaşlar, bu arada ne kadar nefesim azalmış benim ya. Bayağı ciğerlerim acıdı. Neyse son sorudayız. 60 derece. Arkadaşlar bak çanta buradaydı. Bu arada ne yapmam lazım? Her bir dilimin ne kadar derece olduğunu. 1, 2, 3, 4, 6 tane var. Tamamı 360. 6'ya böldüğümde 60 derece. Arkadaşlar her bir bölme 60 derece. 60, 60. Bu arkadaş 60 derece daha dönerse şöyle dönüyor. Ha, yanlış analiz yapma. Çanta burada. Bir altında cüzdan var. Hop cüzdan şimdi yukarıya gelecek değil mi? Çünkü döndürdüğümüzde çanta buradaydı. Demek ki çanta artı cüzdan arkadaşlar. O da nerede? Ahanda burada. C'yi işaretleyiverdim. Şimdi arkadaşlar testin başında hatırlattım. Şu testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Hepsinin de linkleri videonun açıklamalar kısmında var. Ayrıca TYT ve AYT için şu görmüş olduğunuz testleri de şiddetle öneriyorum. Trigonometri ile ilgililere de bakabilirsiniz. 11. sınıfla ilgili olanlara da ya da direkt TYT AYT çözülmek istiyorum diyenler için de bakabilirsiniz. Bunları da yine videonun açıklamalar kısmına eklerim. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.